Herkese merhabalar. Bir Yeryüzünün Renkleri programında daha birlikteyiz. Bugün konuğum psikolog Pelin Karataş, sevgili arkadaşım aynı zamanda. Bugün Pelin'le biraz aile, boşanma, boşanma sonrası süreç, boşanmada çocukları konuşacağız. Ama ben önce Pelin'in kim olduğunu kendisinden dinlemek istiyorum. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk Ezgi. Bu ince davetiniz için ilk önce çok teşekkür ediyorum. Ben bahsettiğin gibi psikolog Pelin Karataş, Çukurova Üniversitesi psikoloji mezunuyum. 2018 yılında mezun oldum. 4 yıldır mülteci alanında çalışmalarımı yürütüyorum. Şu anda da aile danışmanlığı ve eğitim üzerine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yapıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Tekrar hoş geldin. Bugün zaten senin yüksek lisansında olduğu üzere aile üzerine biraz konuşuyor olacağız. Son dönemde artan boşanmalar, boşanma sonrası süreç bize en çok gelen sorulardan psikologlar olarak. Soru ve sorunlardan aslında. Dolayısıyla aslında biraz boşanma sürecine girmeden önce aile nedir? Nasıl bir yapıdır? Ve dönemlere göre nasıl şekillenmiştir? Biraz bunun üzerine konuşalım. Aslında çekirdekten başlıyoruz. Çekirdekten başlamamız çok faydalı çünkü neyin ne olduğunu bilirsek aslında nasıl olduğunu da daha iyi kestirebiliriz. Aile iki farklı bireyin işte evlilik çatısı altında ortak zaman ve mekanı paylaşarak oluşturmuş oldukları bir dinamiktir aslında. Ailenin küçük, dar, çekirdek olabileceği gibi geniş, kalabalık ve büyük boyutları da mevcut. Önemli olan ailenin sağlıklı ve huzurlu bir yuva çatısı altında birleşmesi. Bunun geniş ya da dar olmasının çok bir önemi yok aslında ama sağlıklı işleyen aile profiline baktığımızda stresi daha iyi yönetebilen, değişimlere ayak uydurabilen, zorlu süreçler yaşandığında aile üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir dinamik olduğunda sağlıklı bir aileyi aslında görüyoruz karşımızda. Aile çözülmeye uğradı. Yani birkaç yerlerde çok fazla çözülmeye uğradı. Geleneksel yapı mevcuttu biliyorsun. Tarım döneminde kalabalık aileler, geniş aileler mevcuttu. Birinci çözülme sanayi devrimiyle başladı ve bu da çekirdek aile yapısına evrildi bize. Hani anne baba ve çocukların olduğu bir dinamik. Daha sonra ikinci çözülme ise enformasyon devrimiyle aslında ortaya çıktı. Bu ne demek? Yani neyi getirdi? Teknoloji bize, teknolojinin hayatımıza girmesiyle neler değişti? İşte tek ebeveynlik, evlilik dışı çocuk sahibi olma, bunlar da bir aile tanımı içerisine giriyor aslında ve günümüzde de bunun artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu hani enformasyon devrimiyle hizmet sektörü de canlanmaya başladı. Daha çok üretimden ziyade hizmete yönelim oldu. Bunun da tabii ki aileye yansımaları söz konusu. İşte hizmet sektörünün değişmesiyle neler oldu? Kadının iş hayatında daha fazla yer alması, bireylerin değer yargılarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olması, aileye atfedilen anlamı da değiştirdi. İşte aile içi iş bölümünde de hani eskiden şöyle bir dağılım vardı geleneksel aile yapısında. Belki bizim hani dedelerimizin, nenelerimizin bildiği işte erkek evin geçimini sağlar, kadın ev ve çocuklarla ilgilenir gibi bir dinamik vardı. Fakat bu çözülmelerle birlikte ne oldu? İşte eşitlikçi bir yapı geldi. Artık ev içi roller değişmeye başladı. Bu şekilde de ailenin çözülmeye uğradığını, farklılaştığını, değiştiğini ve dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani aslında ailenin altında, bu aile kavramı çatısının altında pek çok farklı kavram var. Evet. Yani genişi, darı, birik, farklılaşanı vesaire. Farklı farklı zamanlarda, farklı farklı çağlarda aile yapılarında değişimler görüyoruz. Yani evet, artık bizim belki de işte ders kitaplarında eskiden gördüğümüz, masal kitaplarında gördüğümüz işte dedeler, neneler, torunlar, amcalar, teyzeler, dayılar, bizim zihnimizdeki aile yapısı biraz daha buydu aslında. Evet. Ama zaman geçtikçe, değiştikçe, bilimin ışığında yeni şeyler ortaya çıktıkça aslında aile yapısı da değişime uğramaya başlıyor ve biz aslında bunların hepsine birer aile diyoruz. Evet, anladığım aynen öyle. Kadarıyla. Yani hani şöyle iki farklı bireyden bahsediyoruz. Yani bu bireylerin nasıl yapıda olduğu çok önemli değil. Bazen hatta şöyle ben örnek de verebilirim. Bence tek yaşayan bir birey eğer evinde bir hayvan besliyorsa bu da bir aile kavramını temsil etmeli kesinlikle bence. Kesinlikle katılıyorum. Hani aile olması için bazen okumalarım hayır ya bu aile değil. Sanki illaki iki tane farklı bireyin olması gerekmiyor. İki farklı canlı da olabilir. Yani bunu da uyandırıyor bende mesela. Ben ona da aile tanımı diyorum ve bence tanımlamalar değişecek. Yani değişmeye dönüşmeye devam ediyor dediğimiz gibi. Bence yakında aile tanımlamalarının içerisinde iki farklı canlı olarak karşımıza çıkacak gibi geliyor bana.
Evet, şu an biraz daha böyle insanla iki ayrı insanın makul olanın biraz daha çocukluğu olduğu, daha geniş olduğu bir aile yapısından söz ediyoruz ama zaman geçtikçe bu değişiyor. Tabii bu aile kavramının içindeki yapısal dönüşümlerle birlikte aslında günümüzde eskiye nazaran çok daha fazla boşanmalar da arttı ve biz bugün biraz daha bunu konuşuyor olacağız aslında. Bundaki en büyük sebepleri, neden böyle durumlar yaşanıyor bu değişen dünyayla birlikte. Ama ben biraz önce hani sana sormak istiyorum. Sence bunun, bu aile yapısının bozulma olarak ben tam olarak böyle tanımlamıyorum. Ama şu anki görüneniyle böyle aile yapısının bozulmasının sence en büyük sebepleri neler? Evet, gerçekten ben de bozulma olarak tanımlamıyorum. Değişim, dönüşüm ve bilgi birikiminin farklılaşması, toplumsal dinamiklerin değişmesi, yeni şeylerin ortaya çıkması, yeni dönemlerin gelmesiyle birlikte bir değişim dönüşüm diyebiliriz aslında diye tanımlamak isterim. Ondan önce boşanmanın aslında ne demek olduğuna biraz bakalım seninle. Mesela işte eşlerin hayatta olması gerekiyor. Bir boşanmanın mesela ölüm sonucu bir şey olduğunda, eşlerden birini kaybettiğimizde bu bir boşanma olmuyor. Ama eşlerin ikisi hayattayken yasal süreçlerin işlediği, hukuki boyutun ele aldığı ve çeşitli sebeplerin olduğu durumlarda o bağın koparılması, hukuki noktada koparılmasına biz boşanma diyoruz. Bozulma sebeplerini aslında demin de biraz da olsa değindik. Hani böyle hani tarım döneminden çıkıp sanayiye, sanayiden enformasyonun, teknolojinin hayatımıza girmesiyle bozulma değil de değişimler ve dönüşümler meydana geldi. Aile yapısında böyle kırılmalar oldu. Sosyolojik anlamda toplumda da kırılmalar oldu. O kırılmalar aile dinamiğini de etkiledi aslında. Aslında şuradaki bu konuşmamızın boşanma üzerine çok yoğunlaşacağız. Asıl amacını ben sadece vurgulamak istiyorum. Hani özendirmek, eleştirmek, yargılamak, ötekileştirmek değil aslında boşanan çiftleri. Tam tersi, bu süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri ya da yönetebilmeleri için onlara bir farkındalık oluşturmak, bir ışık tutmak. Tabii ki bu burada sunduğumuz, söyleyeceğimiz şeyler bazen her aileye uygun olmayabilir. Bu noktada tabii ki uzman desteği alınmasını ben sıklıkla vurgulayacağım. Hani eğer ki görülen noktalarda çok daha büyük problemler varsa bu noktada bu süreci daha sağlıklı yönetebilmek için uzman eşliğinde de yönetilebilir. Ama biz burada sadece bir ışık olalım, bir farkındalık olsun. Çünkü boşanma sürecini etrafımda da gözlemliyorum, danışanlarımdan da gözlemliyorum, okumalardan da elde ediyorum. Yok sayabiliyorlar, bu süreç yokmuş gibi çocuğa yansıtabiliyorlar, bastırabiliyorlar ya da çocuğun birden o hayata alışmasını bekleyebiliyor ebeveynler. Bu noktada nasıl sağlıklı olabilir onu konuşacağız bugün. Senin de bilgi birikimin burada çok kıymetli çünkü senin de deneyimin, senin de işte gözlemlediğin çok kıymetli bilgiler var. Biz bunu sık sık konuşuyoruz zaten. Aynen, yani biraz daha zaten böyle sohbet tarzında gitmesi benim için daha keyifli oluyor programın. Evet. Dediğin gibi yani bu boşanmanın evet iki yetişkin arasında olan bir süreç ama bir de çocuğa etkisi var. Programın ilerleyen süreçlerinde çocuğa etkisini ayrıyeten konuşacağız zaten. Ama ben biraz daha öncelikli olarak yani boşanmaya iten sebepler. Demin yuva olarak tanımladık bu aile yapısını. Bu yuvanın içerisinde neler oluyor da bu bozulmalar meydana geliyor? Evet. Hatta biz bozulma olarak tanımlamayalım. Bundan sonrasında değişim dönüşüm olarak tanımlayalım. Çünkü kavramlar değiştikçe dilimizde hayatımıza yansıması da değişiyor. Biz çok bunun doğru. En önemli gözlemcileriyiz psikologlar olarak. Evet. Dolayısıyla dilimizde ne kadar değişirse dünyamıza ve hayatımıza yansıması da bu şekilde değişecek. O yüzden biz şu anki yeni gelinen noktada daha modern aile yapısını bir bozulmuş, gelenekselden bozulmuş aile yapısı olarak tanımlamak yerine değişen, dönüşen bir aile yapısı olarak tanımlamayı tercih ederim bu program boyunca o zaman. Gerçekten de öyle. Şimdi baktığımızda ben verileri bir gözden geçireyim dedim. Hani programa çıkmadan önce araştırmalar ne söylüyor? Hani bu boşanmayla ilgili olsun, işte sebepleriyle ilgili olsun. TÜİK verilerinin mesela 2009'da TÜİK verileri tarafından İzmir'de bir çalışma yapılmış. Sözlü ve fiziksel şiddet en üstte çıkmış. Yani boşanma sebebi olarak boşanmayı etkileyen sözlü ve fiziksel şiddetin en tepede olduğu. İkincisi ise görücü usulü istemeyerek evliliklerin geldiği gözlemleniyor. Bu 2009'da İzmir'de yapılan bir çalışma. Bir de Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1993 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. İşte geçimsizlik, uyumsuzluk, sorumsuzluk, ilgisizlik,
hastalık, işte zina, cürüm gibi sebeplerle boşanmaların gerçekleştiğini söylerken, bence Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün 2009'da yapmış olduğu çalışma benim çok ilgimi çekti. Orada direkt yüzdelikle kişilerin boşanmaya iten sebepleri neler, onları sormuşlar. %69 oranında işte eşimin sorunlara karşı ilgisiz olması, işte bu nedenle sorunların çözümünün büyük oranda bana bırakılması demiş büyük bir kesim. %67 oranında, 68 pardon, ilgisizlik yine ortaya çıkıyor. Duygusal desteği paylaşamamak, anlaşıldığını hissedememek, bunlar ortaya çıkıyor. %67 oranlık bir şeyde ise eşimin her konuda kendi fikirlerini haklı bulması, işte beni yeterince dinlememesi ve önemsememesi, bu nedenle artık sorunları konuşamıyor olmamız. Yani bunlar gerçekten bize çok büyük bir veri sağlıyor. İlgisizlik, sorumsuzluk, birbirini dinlememe. Yani genel duruma baktığımızda boşanma sebepleri olarak bu çıkıyor. Tabii ki ardıl bir sebep daha var. Ekonomik temelli sorunlar olabiliyor. Bunlar da boşanma sebeplerinden bahsedilebilir. Bir de TÜİK verilerinin şöyle bir şeyi var. 2008 ile 2018 yılları arasında bir araştırma yapılmış. Yüzde kaç bu boşanma oranları arttı diye. %40 oranında 10 yılda bir artış söz konusu. Yani bu gerçekten çok büyük bir oran ve her senede artarak devam edecek gibi görülüyor yapılan araştırmalara göre. Yani burada biraz belki şeyi konuşmak lazım. Evet, aile yapısı değişiyor ama bu aile yapısının değişmesi çevresel koşullardan bağımsız değil tabii ki. Evet. Yani aslında değişen bir dünya var, değişen bir sistem var. Şimdi bundan yani jenerasyon olarak baktığımızda işte bizim dedelerimiz ve nenelerimizin ilişkisi, annelerimiz ve babalarımızın ilişkisi ve bizim şu anki ilişkilerimiz arasında dağlar kadar fark var. Evet. Belki nenelerimiz, dedelerimiz zamanında ayrılmak, boşanmak, bir yuvayı dağıtmak, bunlar çok korkunç, çok dehşet verici şeyler olarak tanımlanırken, jenerasyonlar düştükçe aslında mutsuz iki insanın aynı evi paylaşmasının sadece gelenekler böyle söylediği için çok da yararlı bir şey olmadığına dair artık veriler alıyoruz biz psikologlar olarak en çok. Çünkü biliyoruz ki iki mutsuz insan aynı evi paylaşmaya devam ettiği müddetçe orada mutsuz çocuklar yetişiyor. İki mutsuz insan devam ediyor. Dolayısıyla da o yüzden jenerasyonlar değiştikçe daha ataerkil sistem belki evet hala devam ediyor ama baskısını azaltmaya başladıkça ve kadınlar buna karşı daha güçlü ses çıkarmaya başladıkça senin demin söylediğin bir şey vardı, bir enformasyon devrimi aslında. Evet, yani bir evet. bilgi devrimi ve bu bilgi devrimiyle kadınların çok daha fazla iş hayatına katılması, çok daha fazla birer birey olduklarını fark etmesiyle birlikte gelen bir dönüşüm de var aslında. Dolayısıyla bütün bunlara totalde bakıldığında tabii ki boşanmak da evlenmek kadar çok doğal bir süreç. Yani tekrar senin söylediğin şeyin altını çizmekte fayda var. Biz hani burada boşanmayı böyle özendirmek ya da çok korkunç, travmatik bir şeymiş gibi göstermek iki uçlu da değil. Sadece bunun nasıl sağlıklı bir süreç olarak atlatılacağını ve bunun sebeplerini biraz daha konuşuyoruz. Dolayısıyla burada hani yanlış anlaşılmak istemem ama gerçekten boşanmanın belki de şu an artmasının en büyük sebeplerinden birisi aslında kadınların kendi hayatlarını biraz daha ele alıyor olması diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünürsün evet, bu konuda? Evet, önce birinci söylediğinden bir ekleme yaparak devam edeyim. Eskiden gerçekten, eskiden dediğimiz belki yakın tarih, geleneksel aile yapısının olduğu tarihte şöyle yuvayı yıkmamak adına ya da işte çocuklar için belki de ebeveynler bu yola devam ediyorlardı. Bu da dönüşmeye başladı dediğin gibi. Yani bu da değişmeye başladı. Yuvayı yıkmamak, çünkü bazen hani birazdan bahsedeceğiz hangi durumlarda yuvayı yıkmak ya da yıkmamak olarak da değişebilir bu söylem de gerekiyor. Çünkü bazen yuvayı yıkmamak çok daha büyük zararlar verebiliyor. Yani boşanmamak. Bir de ikincisi söylediğin kadınların iş hayatına girmesi, daha eşitlikçi yapıya doğru evrilmemiz, enformasyon devriminden bahsettik. Bir araştırma okumuştum, o geldi aklıma, onu paylaşmak isterim. Yani şöyle, kadınların okuma oranları arttıkça evet boşanma oranlarıyla biraz örtüşüyor, doğrusal orantıyla ilerliyor ama şu var, kadınların okuma oranı arttıkça evlilikte sağlıklı çözüm üretme durumları da artıyor. Yani kadın o evliliği yürütebilmek için sağlıklı baş etme mekanizmalarını da geliştirmeye çalışıyor. Ve onlar işe yaramadığında son tercih olarak yine boşanmaya gidiyor. Hani her kadın iş hayatına girdi ve okudu diye ilk seçeneği boşanma olmuyor. Sağlıklı bir şekilde olmuyorsa boşanmayı tercih ettiği ortaya konulmuş. Yani aslında belki de
geleneksel yapıda, aile kültüründe kadınlar gerçekten sağlıklı sağlıksız baş etme mekanizmalarını, bunları daha çok bilselerdi belki o zamanlarda da bu değişim dönüşüm olabilirdi. Ama şu anda bilgiye daha rahat erişmemiz, okuma oranlarının artması, kadının iş hayatına girmesi sağlıklı mekanizmaları da aslında hayatımıza almamızı sağlıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Bir de bu özellikle önceki geleneksel ailelerle ilgili şöyle bir şey geldi aklıma. Bizim yine meslektaşımız Gökhan Çınar'ın yaptığı bir programda, Katarsis programında, yine ailelerle ilgili yaptığı bir programda bir baba şöyle bir şey demişti. Çocuğu farklı olan bir baba. El alem ne der terör örgütü, bu ülkenin en büyük terör örgütüdür demişti. Ve gerçekten bu el alem ne der diye aslında devam eden evlilikler, iki kişinin istememesine rağmen, rızası olmamasına rağmen sadece bu el alem ne der terör örgütünün söylemleri yüzünden maalesef birçok hayat mutsuz bitiyor. Evet. Oysa her birimiz mutlu birer hayat yaşamayı hak ediyoruz. Dolayısıyla da bugün biraz daha işte bu süreçleri nasıl sağlıklı yürüteceğimizi konuşacağız. Tam buradan da ben biraz çocuklara bağlamak istiyorum. Yani bu her birimiz mutlu birer hayat yaşamayı hak ediyoruz noktasında özellikle yetişkinler tarafından kurulan evlilikler ve yetişkinler tarafından kararla bozulan evliliklerin içinde bir de aslında her şeyin bir öznesi haline gelemeyen diye tanımlayabilirim belki çocuklar var. Ve bu çocuklar da bu boşanma süreçlerinden tabii ki etkileniyorlar. Çünkü onların da hayatlarında bir şeyler değişiyor. Peki bu süreçler çocukları nasıl etkiliyor? Evet. Şimdi bu süreçler çocuklara tabii ki olumlu olumsuz etkileri mevcut. Zorlu bir süreç olduğunu baştan kabul etmemiz gerekiyor. Yani bu hani kolay bir süreç değil. Hele çocuk varsa çok daha zorlu bir süreç. Çocuğun gözünden baktığımızda en çok ihtiyaç duyduğu iki bireye artık eskisi gibi ulaşamayacağının bir durumu söz konusu oluyor. Tabii aileden aileye de çok değişen bir süreç. Hani bu süreci nasıl yönettikleri, iletişim becerilerinin güçlülüğü, aile dinamiklerinin yapısı çok önemli. Kimi aileler bunu birkaç ayda uyumlanabiliyorken, kimi aileler birkaç yılı bulabiliyor. Yani bu hani şöyle kıyaslama yapmak da doğru değil. İşte bak onlar da yaşandı ve şu şekilde atlatıldı, biz de böyle atlatabiliriz demek de çok doğru değil. Nasıl ki her insan biricikse her aile dinamiği de biricik. O yüzden kendi aile dinamiğimize göre biraz hareket etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu süreçte hem ebeveynler hem çocuklar etkilenirken bizim toplumsal kültürümüzde kolektif olduğu için geniş aile dinamiğimiz de çok etkileniyor. Birazdan ona da biraz vurgu yapacağım. Çünkü sadece çocuğa bir şeyleri anlatmak değil, belki de geniş aileye bunu bilgilendirmek, bunun hakkında bilgi vermek, bu süreci nasıl yöneteceklerini aktarmak da çocuk üzerindeki toplumsal baskıyı da azaltabilir. Çünkü boşanma sürecinde anne baba bu süreci ne kadar sağlıklı yürütse de dedenin, nenenin, halanın, amcanın vesaire diğer aile üyelerinin yanına gittiğinde çocuğu aracı olarak onlar kullanabiliyor. İşte annene bunu söyle, babana şunu söyle gibi. Aslında kendi çevremizi de, mikro çevremizi de bu noktaya da bilgilendirmek çocuğun üzerindeki baskıyı da azaltacak. Çünkü burada yeni roller, yeni ilişkiler kurulacak. Bu rollere adaptasyon, bu ilişkilere adaptasyon içinde çocuğun da büyük bir zamana ihtiyacı var. Tabii bu noktada en önemli şeylerden biri boşanma öncesi, boşanma anı ve boşanma sonrasında çatışma durumu. Çatışma çocuğu etkileyen şey aslında boşanma değil. Yani bu süreçte çatışmaların çok yoğun olması, bunların çocuğa yansıtılması ve işte çocuğu araç olarak kullanmak ve her türlü sorunu çocuk üzerinden çözmeye çalışmak burada çocuğu yıpratan bir süreç ve psikolojik iyilik halinde tabii ki olumsuz etkileyen bir süreç. Tabii boşanma sonrasında çocuklarda birçok araştırmada birçok veri var. İşte değersizlik duygusu olabiliyor, yeme ve uyku bozuklukları geliştirebiliyor, akran grupları ile sorunlar yaşayabiliyorlar, içe kapanma görülebiliyor, aileye uzaklaşma gözlemlenebiliyor, ergenlerde daha çok agresif davranışlara sebep olabiliyor, işte kendini güçsüz hissetme, kendi ve kardeşleriyle ilgili endişe duyma olabiliyor ergenlerde. Daha küçük çocuklarda oyun isteğinde azalma, işte regresyon yani yaşından çok daha geri davranışlar sergilemeye başlama, ayrılma kaygısı, akademik başarısızlıklar gibi birçok aslında çocukta yakalayabileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz durumlar söz konusu. Bunlar olduğunda bilelim ki hani çocuk sözlü olarak bir şeyleri anlatamıyor ama davranışlarıyla bize bir şeyler anlatmak istiyor. Biz bir yerde bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Aslında bunu dememiz gerekiyor kendi içimizde.
Yani şöyle, sen böyle genel olarak aslında görülebilecek şeyleri anlattın ama bir de bir ayrım yaptın. Boşanma öncesi, boşanma anı ve boşanma sonrası. Yani burada aslında boşanma öncesinde demin bahsettiğimiz bu etkenler, yetişkinlerin hayatındaki etkenler. Yani ilgisizlik, duygusal yoksunluk, sorumsuzluk hali, ekonomik sebepler, evet. fiziksel şiddet, duygusal şiddet. Bunların hepsi birer etken aslında boşanma için. Ve yetişkinler olarak hangi taraf boşanmayı talep ediyorsa ya da iki tarafta olabilir tabii ki bu. Bir biçimde aslında bunları önce bir tölere etme hali, kabul edebilir miyim hali ve sonrasında kendini boşanmaya hazırlama ve boşanmaya karar verme hali. Yani yetişkinler olarak aslında bir hazırlanma süreci var bu boşanmaya kendi içimizde. Dolayısıyla biz kendi içimizde yetişkin olarak bir sürü duygusal baş etme mekanizması geliştirmişken bile buna hazırlanmak için kendi içimizde bir sürece ihtiyaç duyarken çocuklarda bu süreci oldu bittiye getirmek maalesef ki çok sağlıklı olmuyor. Dolayısıyla öncesini biraz konuşmak, boşanma zamanını ve boşanma sonrasını biraz konuşmayı ayrı ayrı isterim. Yani boşanma öncesinde aslında nasıl hazırlanmalı çocuk? Biz kendimizi duygusal olarak, ekonomik olarak belki muhakkak bunlar da düşünülüyordur. Yani boşandığımız zaman biz bu işte evi nasıl geçindireceğiz, neler yapacağız, nasıl işe girecek miyiz vesaire vesaire pek çok işte ekonomik yönden düşünülüyor, sosyal hayat yönden düşünülüyor. Farklı farklı pek çok yönden kendimizi hazırlıyoruz, duygusal olarak hazırlıyoruz. Çocuk bu sürece nasıl hazırlanmalı? Biraz bunu konuşalım. Tamam, hemen oradan devam edelim o zaman. Şöyle, İlk önce bu sürece kesin bir karar vermesi gerekiyor ebeveynlerin. Yani bu çocuğa şöyle bazen şu şeylerle karşılaşıyorum çünkü. Bu işte gel konuşalım, sence biz ayrılmalı mıyız? İşte bir çocuğa soruluyor. Bu çocuğun verebileceği bir karar değil. Yani bunu, bu sorumluluğu çocuğa yüklememekte fayda var. İlk önce bir şeyleri gerçekten yetişkinler olarak biz konuşup ve kararını verip ondan sonra çocukla bu durumu paylaşma noktasına geçmeliyiz. Eğer kararsızsak, barışma niyetimiz varsa ya da işte başka başka şeyler varsa ardıl planda, bunu paylaşmadan önce bunları netleştirmek, somutlaştırmak çok önemli. Çocuğa sorarak karar vermek çok sağlıklı değil. Çünkü bu sefer çocuk kendini zaten o dönemde suçlu hissediyor. Çünkü çoğu çocuk, yani çoğu demeyeyim, hatta bütün çocuklar bu dönemde yaşanan sıkıntıları kendi suçuymuş gibi hissedebiliyorlar ve ona göre davranışlarını şekillendiriyorlar. Özellikle bu noktada çocuğa sorumluluk yüklememek çok önemli diyebilirim. Ve bu noktada dediğin gibi şu çok önemli. Hani biz bile kendimize bir zaman tanırken, bunu uyumlanmak için, işte yeni hayatımıza adaptasyon için, işte bu fikri alışmak için kendimize bile zaman verirken çocuk bir şey yokmuş gibi davranıyorsa, sessiz kalan çocuk da aslında, hiçbir şey yansıtmayan çocuk da aslında bize bir mesaj veriyordur. Yani yok saymak, ona bunların İşte herhangi bir durumda hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, babaya, anneye karşı tutumların aynı, benzer devam ediyor olmasa, bu çocuğun alıştığı anlamına gelmiyor. Aslında çocuk bir direnç gösteriyor olabilir, kabul etmek istemiyor olabilir, ümitleniyor olabilir tekrar yeniden anne ve babanın birleşmesinden, kafası karışmış olabilir. Ona da bir zaman vermek, o zamanı ona tanımak çok kıymetli dediğin gibi. Tabii bu noktada ebeveynleri de çok iyi anlıyorum. Yani bunu nasıl çocuğa anlatacaklarını gerçekten bilmiyorlar ya da zorlanıyorlar. Söylemek zor gelebiliyor. Kendileri konuşabiliyor ama çocuğun tepkisinden korkabiliyorlar, kaygılanabiliyorlar. O anı yönetmek belki zor geliyor olabilir. Ama şu gün şu programı o yüzden yapıyoruz. Bilmek rahatlatır ve süreci daha kolay yönetmenizi sağlar. O yüzden burada önemli nokta, kararlar kesinleşsin, emin olunsun. Ondan sonra bütün aile üyelerinin, mümkünse bütün aile üyelerinin, anne babanın olması, diğer kardeşlerin olması, yani bütün çocukların olduğu, çocuğun kendini güvende hissedebileceği, rahat hissedebileceği bir ortamda, bu ki genellikle ev oluyor zaten, bir ortamda çocuğa bu durumun anlatılması, aktarılması, çocuğun suçunun olmadığının ifade edilmesi, ebeveynlerin sevgisinin onlara karşı devam edebileceği, anne babalık rollerinin devam edebileceğini mutlaka anlatmalıyız. Ve bu noktada çocuk belki endişelenebilir, kaygılanabilir, kafasında oluşmamış olabilir bu durum. Ama biz orada çocukların o anki duygularını ifade etmelerine izin vermeliyiz.
O an yaşadıkları duyguya izin verip onları anlamaya çalışmalıyız. Hatta sordukları sorulara şeffaflıkla, merakla, içtenlikle cevap vermeliyiz ki burada iletişim noktası çok önemli zaten. Çocuğun en azından kafası o an karışık olacaktır. O karışıklığı biraz daha giderebilmek adına şeffaf olmak çok önemli. Yani kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Hı hı. Burada çocuklar noktasını bitirip reklama gireceğiz ama ben de birkaç cümle söylemek isterim bununla ilgili. Kesinlikle anne ve babanın net oluyor olması çok önemli. Çünkü ayrıl barış yaşanan durumlarda çocukların kafası maalesef ki karmakarışık oluyor. Ve yeni hayatlarına adapte olmakta çok daha fazla zorlanıyorlar. Dolayısıyla şöyle kısa mottolarla geçebiliriz. Önce anne ve baba net karar verecek. Hı hı. Sonra çocuğa çok net açıklamalar yapacak. Hı hı. Onun yüzünden olmadığını, bunun onunla hiçbir ilgisi olmadığını, anne baba olarak artık ayrı yaşayacaklarını, birlikte olmayacaklarını, ama hala o çocuğun anne babası olmaya kesinlikle devam edeceklerini, onu sevmeye, ona değer vermeye devam edeceklerini ve yeni yaşantısında neleri yaşayacaklarını, yani çocuk hangi ebeveynle kalacak, hangi evde kalacak, hangi günlerde annesini ya da babasını velayet kimdeyse görebilecek, hangi sıklıkta görebilecek, bunların hepsi çocuğa açık bir biçimde anlatılmalı ve gerçekten ona bir süreç tanınmalı. Duygularını o da anlayabilsin ve bu sürece adapte olabilsin diye. Buralardan devam edeceğiz. Çok keyifli gidiyor sohbet ama ufak bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra yeryüzünün renklerinde yeniden sohbete devam ediyor olacağız.